Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları matematik akıllı defterde cebirsel ifade kavramları ile gençler dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. Kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak cebirsel ifadelerde et terim nedirle başlayalım gençler. Cebirsel ifadelerde gençler toplama veya toplama veya çıkarma işlemi ile ayrılan her bir bölüme gençler terim diyoruz. Yani artı ve eksi ile ayrılan bölümlere gençler terim adını veriyoruz. Değişken içermeyen ifadeler gençler sabit terimdir. Eğer bir terimin içerisinde değişken yoksa gençler bu terime sabit terim diyoruz. Değişkenin başındaki çarpım olarak yazılan sayıya kat sayı adını veriyoruz. E, sabit sabit terimde aynı zamanda gençler bir kat sayıdır. Bu da önemli bir nokta diyelim. Evet ilk örneğimize bakacak olursam gençler 2x artı y artı 10 ifadesinde gençler önceki terimleri bulabilmek için bakın artı ile eksi ile ayrılan bölümleri ayırıyorum. Evet bakın artıların öndeki işaretlerle beraber yazımı lütfen dikkat edelim. O halde 2x bir terimdir. Y bir terimdir. 11 terimdir. Yani terimleri 2x y ve 10'dur. Gençler değişkenler yani buradaki bilinmeyenler gençler x ve y'dir. Sabit terim içinde değişkeni olmayan ifade yani terimdir yani bu da 10'dur. Katsayılar x'in katsayısı 2. Y'nin katsayısı gençler bakın bir tane y olduğu için aslında bu 1 çarpı y demektir. Y'nin katsayısı 1'dir ve sabit terim de aynı zamanda kat sayıdır demiştik. Evet, değişkenleri ve değişkenlerin kuvvetleri aynı olan terimlere de benzer terim adını veriyoruz. Evet, değişkenin aynı olması gerekiyor ve değişkenin de kuvvetleri yani üstleri gençler aynı olması gerekiyor. 6x ve eksi 3x'e baktığımız zaman bakın x'ler aynı. Gerçi x'lerin kuvvetleri de aynı. Her ikisinde de birinci kuvvetleri bu. Evet bundan dolayı bu benzer terimdir. Evet, 2x ve 2y'ye baktığımız zaman gençler birinde x var diğerinde y var. Bakın bunlar benzer terim değildir. Değişkenleri farklı olduğu için benzer terim değildir diyoruz. Evet devam edelim ve etkinliklerimize geçelim gençler bir tık büyütüyorum. birinci etkinlikte aşağıda verilen cebirsel ifadelerde istenilen bilgileri bulalım diyor. Gençler A'da 2x artı 3y eksi 1 diye önce artı ve eksi ile ayrılan artı ve eksi ile ayrılan bölümleri evet işaretleri gençler terimin önünde olacak şekilde ayırıyoruz. Burada terimlerimiz 2x virgül 3y ve eksi 1'dir gençler. Değişkenler x ve y Evet, kat katsayılar x'in katsayısı 2. Y'nin katsayısı gençler bakın burada 3. Ve sabit terim yani eksi 1 de aynı zamanda katsayıydı. Sabit terimi yine eksi 1 olarak yazalım. Evet, 4a artı 5b eksi 2c artı 10'da. Bir artı ile eksi ile ayrılan bölümleri ayırdım. Burada birinci terim 4a. ikinci terim 5b. Evet, bakın eksi ile beraber yazıyoruz gençler. Buraya lütfen dikkat edelim. Eksi 2 C ve 10 et evet, benzer e, terimlerdir. Değişkenlerimiz A, B ve C. Et evet, katsayılar A'nın katsayısı 4, B'nin katsayısı 5, C'nin katsayısı eksi 2 ve sabit terimde yani 10 da aynı zamanda katsayı da evet, sabit terim yine 10 olarak yazıyorum. Evet bakın artı ile ve eksi ile ayrılan bölümlere 5AB bir bütündür gençler. O halde ilk terimiz 5AB. İkinci terim eksi c ve üçüncü terim 4'tür. Burada değişkenler a, b ve c'dir gençler. Katsayılarımız a, b'nin katsayısı 5. Evet, eksi c gençler bu eksi 1 c'dir. Bunun katsayısı eksi 1. Ve sabit terim. Evet aynı zamanda katsayıda. Yine sabit terimi 4 olarak yazdım. Evet devam edelim. Evet, şöyle artı ve eksi ile ayrılan bölümlere ayırdık. Eksi a, 3b, eksi 4c ve eksi 7 gençler. Bu, eksi 4c gençler. Bu da virgül. Değişkenlerimiz a, b ve c. Katsayılar, eksi a demek gençler, eksi 1 a demektir. O halde bunun önüne eksi 1 olduğu için, eksi 1 bunun katsayısıdır. B'nin katsayısı 3. C'nin katsayısı eksi 4 ve eksi 7 katsayıydı. terim aynı zamanda katsayı olarak yazıldı sabitlerime de. Eksi 7 dedik. 9A, 3B ve evet 5B ve eksi 3AB'yi artı ve eksi ile ayırdım. İlk terimimiz 9A 5B eksi 3AB ve 7. Değişkenlerimiz AB Evet katsayılar A'nın katsayısı 9, B'nin katsayısı 5, AB'nin katsayısı eksi 3 ve 7. Sabitlerim aynı zamanda katsayı demiştik. Evet 8 artı A'da ayıracak olursam 8 ve A olur terimler. Burada değişkenler A'dır. Evet 8 gençler sabit terimde aynı zamanda katsayıydı. A'nın da katsayısı 1'dir. Sabitlerimi yine 8 olarak yazalım. Evet devam ediyorum. İkinci etkinliğimizde gençler aşağıda verilen mor renkli cebirsel ifadeyle benzer terim olan cebirsel ifadeleri tek ile belirleyelim diyor. Gençler eksi 2 x değişkenimiz x ve bakın bunun kuvveti gençler 1'dir. O halde sadece x arıyorum. 6, 2, 6 x benzer terimdir. Eksi 3 x benzer terimdir. Burada y olduğu için benzer terim değildir. Oraya şöyle çizelim. 6 m'de gençler bakın m M ikisi aynı. Evet. M bölü 6'da da yine bakın M olduğu için benzer terimdir diyoruz. 2 x de gençler hem x olacak hem y olacak. Bakın burada y olduğu için benzer terim değildir. Evet. X y var. X y var. Her ikisi de benzer terimdir. Gençler benzer terimlerde önündeki kat dikkat etmiyoruz. Sadece değişkenleri ve değişkenlerin kuvvetlerin aynı olması gerekir diyoruz. Neydir? Aşağıda verilen cebirsel ifadedeki benzer terimleri belirleyelim diyor. Gençler bakın burada xli ifade 3x ile 2x benzer terimdir. Y'nin benzeri yok gençler sabit terimde benzeri yok. 2a, 3b ve eksi b'de. 3b ile eksi b benzer terimlerdir. 4c var gençler c var. 4. C ile C eksi 2M ile de M benzer. Evet sevgili gençler. Dördüncü etkinliğimize ve sorumuza bakalım. Fatih X kasa domates için 80 TL verip 12 TL para üstü almıştır. Buna göre bir kasa domatesin fiyatını veren cebirsel ifade. Gençler toplamda X kasa, X tane kasa domatesimiz var. 80 lira verip 12 TL aldıysa X kasa domates. 80'den 12'yi çıkarmam gerekir. 80 eksi 12'den istersek parantez yazmayabiliriz gençler. Bir parantez yazayım. X kasa domates 80 eksi 12'den 68 TL'dir. Benden bir kasa istediği için gençler toplam kasayı kasadaki ücreti yani 68 lirayı kasa sayısını ya X'e bölmem gerekir bir kasa domates. Toplam ücret 68'di gençler. X tane de kasa vardı. X'e bölersem 68 bölü X olur. Evet bir e, kasa domatesin fiyatı diyoruz. Evet 5. sorumuza geçelim. Kumbarasında 100 TL'si olan Kerem her gün kumbarasından 5 TL almaktadır. Buna göre X gün sonra Kerem'in kumbarasına kalan para miktarını bulalım diyor. Gençler, Kerem x günde bir günde gençler 5 lira alıyorsa x günde x çarpı 5 yani 5 çarpı x tl para alır diyoruz. Toplam para 100 liraydı. O halde kalan para gençler yüzden x günde 5 x aldığına göre 100 eksi 5 x olur kalan para diyelim. Şöyle kalan yazayım. Evet, kalan para 100 eksi 5 TL 5 x TL olur diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.